Arkadaşlar merhabalar. Bugün mitolojiyle mitolojiyle e, günümüzdeki dizi sektörünün buluştuğu çok önemli örneklerden biri Neil Gaiman'ın e, American Gods e, kitabından uyarlanmış olan aynı isimdeki diziden biraz bahsetmek istiyorum. Aslında Neil Gaiman da çok enteresan bir yazar. Günümüzün neo gotik yani yeni gotik e, edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri. Sıklıkla Amerikan mitolojisinden ve dünya mitolojisinden yararlanıp yeni karanlık ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin flulaştığı, bu çizginin aslında kaybolduğu alanlarla ilgili harika romanları olan bir yazar. Ama özellikle iki kitabı benim derslerimde de sıklıkla kullandığım iki kaynak. Bir tanesi İskandinav mitolojisi ki Neil Gaiman aslında bizim Viking mitolojisi olarak bildiğimiz. Ama Norse mitolojisi olarak en doğru tabirle Norse mitolojisi olan yani bütün bu Kuzey Avrupa ülkelerinin Almanya'da dahil olmak üzere hatta ta Slav topraklarına yani Rus topraklarına doğru uzanan bu geniş coğrafyanın mitolojisini anlattı ki anlatırken de aslında bu mitolojinin bu mitolojinin bize gelme şekli olan yani erken dönem Hristiyan rahiplerinin misyonerlerin Vikingler arasında yaşayarak onların işte şeylerini hikayelerini toplayıp Kağıda geçirdikleri şekilde oldukça yoğun ve kendine ait bir esprili bir dille yazdığı bir kitaptır ki var olan bütün Viking hikayelerini, e, Norse mitolojisinin hikayelerini büyük bir ayrıntıyla e, şeylerine aslına uygun kalarak yeniden hikayeleştirmiştir. Onun için de kesinlikle tavsiye ederim. Fakat American Gods aslında en ilginç kitaplarından biri. Kocaman bir kitap bu, 700 sayfalık bir kitap. Ve bu kitap Amerika'ya olan göçün sadece insanların göçü değil, dünyanın her yerinden gerek zorla ki işte baktığımız zaman Afro kültür yani Afrika'ların zorla götürülmesi ve insanlar Amerika'ya göç ettikleri zaman ya da göç ettirdikleri zaman yanındaki götürdükleri tek şey azıcık bir kıyafet, dilleri, ve hüzünleri değil. Aynı zamanda tanrılarını da götürüyorlar Amerika'ya. Ve eskinin bütün tanrıları Amerika'nın o yaşa doğayla ve birbirleri arasındaki mücadelesi içinde hem kendi aralarında mücadele ediyorlar ama nihai savaş en son olarak arkadaşlar modern dönemdeki yeni Amerikan tanrıları da eski tanrıların arasında başlıyor. Yeni tanrılar kimler? Teknolojinin tanrıları büyük kapitalistik tanrılar yani para, teknoloji ve dijital çağın bilginin çok farklı kendi içinde pre yaptığı hareket ettiği yepyeni tanrılar. Eski tanrılar tıpkı geleneksel dünyanın geleneksel dünyanın yeni olana ve bu sürekli gelişen teknolojinin yarattığı yepyeni hayat dokusuna duydukları biraz korku, biraz dehşetli bakış ama bir yandan da uyum çağlama sabası Uyum Çağlama Savaşı'nı aynen biz bu kitapta eski ve yeni tanrılar arasındaki savaşta olduğu gibi görüyoruz. Dizi tabi arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bir, dizinin temel karakteri Shadow adında hapisten yeni çıkmış, son derece naif. Ailesinde babasını hiçbir zaman tanımamış, işte annesiyle birlikte büyümüş, annesinde bir e, hastalık sonucu kaybetmiş bir kişinin üzerine, bir kahramanın üzerine kuruldu. Fakat bir yandan yavaş yavaş hayatına kendisinin şeylerini bilmediği, adı nedir özelliklerini bilmediği ama doğal üstü güçlere sahip karakterler girmeye başlıyor. Ve biz bu karakterlerin yavaş yavaş gerçek kimliklerini yani hangi tanrı olduğu ya da tanrıça olduklarını öğrenip onların hikayeleriyle birlikte aslında Amerikan ta tarihine, dünya tarihine, dünya göç tarihine şey yapıyoruz. Bir yolculuk yapıyoruz. Neil Gaiman'ı her ne kadar çok sevsen bile ya da işte kitabından büyük bir zevk alsan bile aslında Batı'nın doğuyu kafasında defalarca yarattığı oryantalist bakış açısı birçok karakterde kendini gösteriyor. Yani bir şeyin güçlü, gerçekten karar veren, düzenbaz ama tarihi değiştiren bir Odin'in yanında son derece şey adı nedir? Farklı cinsel eğilimleri olan olan Umutsuz bir aşkın peşindeki bir Müslüman karakterinin ve onun bir cinle olan aşkının, ondan sonra Belkıs Medikesi'nin şeye olan cinsel iştahı ve aslında bu cinsel iştahıyla insanların hayatını mahveden bir yaratık, bir canavara, canavar olarak betimlenmesi ve Doğu'ya ait çok az şeyin önemli karakterin bu Amerikan tanrılarında ve Amerikan tarihi ve Amerikan halkının üzerinde yoğun etkisinde belirtilmesi aslında biraz da şey umut kırıcı. Fakat çok tabii şaşırdığımız bir şey değil çünkü neticede aslında Neil Gaiman bunu özellikle yapıyor. Çünkü tipik bir Amerikanın, istiyorsa bu farklı farklı kültürlerden de bile gelsin. Neticede Judeo Christian yani e, Yahudi ve Hristiyan geleneği üzerine kendini oturtmuş olan Amerikan kimliğini, beyaz Amerikan kimliğinin kendi gibi olmayan şey her şeye karşı ya derin bir şey bilinçli bilgisizlik içinde olması ya da zaten gündelik hayatın, gündelik hayatın sıradan şeylerinin baktığımız zaman baktığımız zaman ön yargılarının sürekli olarak sürekli olarak derin bir bilgi olmadan yaşamasına izin vermesi aslında en büyük eleştirdiği şeylerden biri bu ve tabii ki. Amerika'nın Amerika'nın temsil ettiği bütün değerlerin ve bu değerlerin dünyanın değerleriyle olan çakışmasının eski ve yeni ile yeni arasındaki bu derin uçurumu bütün dünya mitolojisindeki gerek bildiğimiz, gerekse ilk defa duyduğumuz bütün bu şeylerden ilahi kimlikler üzerinden onların arasındaki savaş üzerinden anlatması gerçekten çok hoş. Fakat bu diziyi seyretmeden önce, bu kitabı okumadan önce ya da Neil Gaiman'ın diğer kitaplarını okumadan önce bence bir mitoloji hakkında bir genel okuma yapmanız. Belirli karakterleri ya da bu diziyi seyrederken belirli karakterlerin kim olduğunu değil mi? Şimdi şimdiki ki aslında American Gods'ın da aslında çok önemli şeylerinden biri, figürlerinden biri Google'lamak ya da arama motoru içinde bunları aramanızı tavsiye ederim. İyi okumalar, iyi seyirler. Tabii küçük bir not daha ekleyeceğim buraya. Bir Neil Gaiman tarzı bir şey. Yaklaşık olarak 6000'den fazla bilinen kayda geçmiş Tanrı ve Tanrıçanın. Bildiğimiz yaklaşık 4000 kadar mitolojik hikayenin merkezi halinde olan Anadolu'da böyle bir şeyin çekilmemiş olması ya da böyle bir kitabın yazılmamış olması. Böyle bir dizinin ki gerçekten bir inançların savaşını ya da inançların kendi içinde evlilikleri ve bunların çocuklarının olması yepyeni kültürler yaratıp yok olup yeniden kendilerini yarattıkları en önemli merkez olan Anadolu'nun böyle bir şey üretmemiş olması da oldukça üzücü.